Merhaba, Açılan Sandığın 3. programına hoş geldiniz. Bu programda yerel seçime dair bir hafta boyunca olup bitenler, adaylar ve bazı kulis bilgilerini paylaşacağız. Öncelikle ittifaklarda son durum başlığıyla başlıyoruz. Ondan sonraki başlıklarımız Ankara Yavaş mı, Cengiz Topel Yıldırım mı, İstanbul Ekrem İmamoğlu tamam mı ve neden herkes Akdeniz illerini istiyor şeklinde devam edecek. 4 başlıkta bu haftaki programı tamamlamayı planlıyoruz. Önce ittifaklarda son durumla başlayalım. Aslında kamuoyuna da yansıdı, herkes biliyor artık. Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin 74 ilde belediye başkanı adaylarını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi ise 21 il. Burada ilginç olan nokta AKP'nin açıklamadığı 7 ilin hangileri olduğu: Adana, Aydın, Mersin, İstanbul, Manisa, Muğla ve Osmaniye bu iller. İstanbul'u dışarıda bırakırsak bu 6 ilin açıklanmamasının sebebi, yani bahsettiğimiz 6 il Adana, Aydın, Mersin, Manisa, Muğla ve Osmaniye'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak görüşmelerinde birbirlerini destekleyecekleri iller arasında olduğunu söyleyebiliriz. İşaretler bu yönde. Muğla ve Osmaniye'de iki partide aday açıklamadı. Bu artık çok net ki Osmaniye'de Devlet Bahçeli'nin memleketinde AKP aday çıkarmayacak cümlesini net olarak kurabiliriz. Tabii burada 17 ilde de bu iki parti aslında karşı karşıyalar. 17 il AKP'nin 74 ilinin, MHP'nin 21 ilinde de 17 il çakıştı. Yani bu 17 ilde AKP ve MHP adayları yarışacaklar. Bunlar hangileri? Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, ki ittifak pazarlığının yürütüldüğü illerden sayılıyordu Kars ama demek ki öyle değilmiş. Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale ve Ardahan. İşte 17 ilde AKP ve MHP eğer adaylarını geri çekmezlerse 31 Mart'ta yarışacaklar. AKP ve MHP arasında Adana bir başlık olarak ve sıkıntılı bir başlık olarak duruyor. Çünkü Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü'yü aday gösterdi. Hüseyin Sözlü aslında geçmişte Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihalet fesat karıştırmak suçundan 5 yıl ceza aldı. Cezası Yargıtay'da onaylanmayı bekliyor. İşte AKP cephesi der ki, tamam sizi orada destekleyebiliriz ama en azından Hüseyin Sözlü'yü aday göstermeseydiniz. İşte Adana AKP'lilerin böyle bir itirazı var. Bu itiraz henüz sonuçlanmış değil. Dolayısıyla Adana konusunda AKP ve MHP'de bir sıkıntılı süreç ilerliyor. Bu artık genel başkanlara havale edilir. Onlar mı çözer bilinmez. İşte ittifaklardaki kriz başlığı olarak Adana'yı sayabiliriz MHP ile AKP arasında. Peki muhalefette durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi 28 ilde belediye başkanı adayını açıkladı. İyi Parti ise 8 ilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene açıkladığı, var olan belediye başkanlıklarında aynı belediye başkanlarıyla devam etme yolunu tercih etti diyebiliriz. Bir iki ufak istisna oldu. Hatta burada 5. dönemine gidecek Yılmaz Büyükerşen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı gibi isimler de var. Bunlar da parti içerisinde çeyrek asra gidiyor bu isimler eleştirilerine de yol açıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bu isimlerin adaylığını açıkladı. İYİ Parti'nin açıkladığı 8 il: Afyon, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, Niğde ve Trabzon. Peki MHP ve AKP cephesinde olduğu gibi hangi ilde İYİ Parti ve CHP karşı karşıyalar? Eskişehir ve Balıkesir'de. Bu iki ilde de iki parti adaylarını açıkladı. Aslında bu partilerin adaylarını açıklaması diğer ittifak, yani AKP ve MHP'ye bir noktada oyların bölünüp onların sıyrılmasına neden olabilir. Az önce bahsettiğim 17 ilde söz konusu olduğu gibi. İşte burada Eskişehir eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'le Cumhuriyet Halk Partisi devam etme kararı aldı. İYİ Parti ise partinin il yöneticilerinden Salih Karabacak'la yarışacak. Dolayısıyla iki parti pazarlıklarda resleşti mi yoksa isimler üzerinde anlaşamadı mı? Ama bu iki büyükşehir belediyesi belli ki AKP ve MHP'ye bazı avantajlar sunuyor. Bu arada iki partinin ittifak görüşmelerinde temel sorun başlığı Ankara. Kuşkusuz onu bir sonraki başlıkta ele alacağım ama Mersin diye bir sıkıntı var. Mersin'de mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ı İYİ Parti aday gösterdi. Aslında MHP'den seçilmişti. MHP ile sorunları vardı. MHP ona aday göstermedi. İYİ Parti'den aday oldu Burhanettin Kocamaz. Aslında Mersin'de de CHP hazırlık içerisindeydi ve son seçimlerde iyi oy almıştı. İYİ Parti'nin orada azımsanmayacak bir oyu var ama Cumhuriyet Halk Partisi daha öndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri bu açıklamadan sonra Mersin için anlaşma yapmadık, bu İYİ Parti'nin adayıdır dediler. Dolayısıyla Mersin'de de bir Eskişehir ve Balıkesir durumuna karşı karşıya kalabiliriz. Bunun dışında da aslında toplam 100'e yakın merkezde iki partinin ittifak görüşmelerine
götürdüğüne dair bilgi var. 100'e yakın merkeze kuşkusuz ilçelerde söz konusu. İlleri saymak gerekirse Kars, Bolu, Antalya, Adana ki Mersin her ne kadar sıkıntılı olsa da hala pazarlık masasında ve kuşkusuz Ankara. Peki AKİP, İYİ Parti ve CHP arasındaki bu sıkıntılı görüşmeleri, sıkıntılı yerleri düze çıkaracak görüşme ne zaman olacak? Büyük bir olasılıkla yarın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener büyük bir olasılıkla yarın bir araya gelecekler. Başta Ankara olmak üzere kurmaylarının anlaşamayıp kendilerine havale ettiği il başkanlıkları meselesini çözmeye çalışacaklar. Yarın akşama doğru biz belki Ankara'dan bu görüşmenin ardından Ankara adayının ismini gayri resmi net bilgi olarak elde etmiş olabiliriz bu görüşmenin ardından. Yavaş yavaş da artık Ankara'ya geliyoruz. Ankara'da Yavaş mı, Yıldırım mı? Mansur Yavaş konusunu iki programdır tekrar ediyorum. İlk programda Mansur Yavaş konusunda Meral Akşener'in kendi partisinden olmasında ısrarından bahsetmiştik. Geçen haftaki programda bu ısrarın yumuşadığından bahsetmiştik. Peki bu programda ne diyeceğiz? Bu programda aslında bir ek var. Mansur Yavaş'ın yanında Ankara'da başka bir ismin de gündeme geldi belediye başkanı adaylığı. Cengiz Topel Yıldırım. Öncelikle Mansur Yavaş konusunda gelinen noktayı anlatmak gerekirse, Mansur Yavaş çok net aslında ifade ediyor kendisini. İttifakın adayı olmak istiyorum. Rozetsiz aday olmak istiyorum. Bir partiyle aidiyet kurmak istemiyorum. Ama bu seçime de Cumhuriyet Halk Partisi'nden girmek istiyorum. İyi Parti'den değil. Mansur Yavaş'ın pozisyonu bu. Bu pozisyona Meral Akşener biraz gelmeye başladı. Ancak burada Mansur Yavaş için bazı artılar ve eksilerden bahsedebiliriz. Artıları neler? Geçmiş seçim sonuçları. Aday olduğu partinin oyunun üzerine yaklaşık 13-14, hatta son seçimde olduğu gibi 2014 yıllık 15 puan koyma şansına sahip Mansur Yavaş. Siyasi bir angajmanı yok. Her partiyle uzlaşabilirim mesajı veriyor. Demokrat bir profil sergiliyor. Özellikle şehircilik konusunda attığı tweetlerle, konuşmalarıyla bu konuyu önemsediğini gösteriyor. Peki dezavantajları ne Mansur Yavaş'ın iki parti tarafından görülen? Bir Mansur Yavaş'ta olan vazgeçilmezlik hali, bana muhtaçlar türünden yorumlanabilecek girişimlerinden iki partide rahatsız diyebiliriz. Bir de Ankara'da AKP'nin adayı Mehmet Özaseki, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve köken olarak ülkücü. Mansur Yavaş da köken olarak ülkücü. Dolayısıyla Ankara'da iki ülkücünün eski ya da yeni ama sonuçta geçmişlerinde ülkücülük olan iki ismin yarışına sahne olmak, Ankara'daki CHP'nin bazı işte Alevidir, Kürttür, daha demokrat kesimlerinin içine pek sinmiyor. Dolayısıyla dezavantaj olarak bu söylenebilir. Bir de Mansur Yavaş'ın çok mesaj verdiği, çok aslında mesajlarını daha çok sosyal medya üzerinden veriyor konusunda bazı sıkıntılar var. Ancak Mansur Yavaş'ın son attığı tweet gerçekten çok manidardı. İttifakı önleyemeyeceksiniz, Ankara arınacak. Yani Mansur Yavaş diyor ki ben ittifak adayı olarak hazırım ve bu gerçekleşecek. İşte bu gerçekleşme nasıl olacak? Az önce bahsettiğim gibi yarın Ankara'da bir lider zirvesi gerçekleşecek. Onun ardından artık herhalde bu süreç çok uzadı. 3 haftadır süren bir süreç ve hem İYİ Parti'ye hem CHP'ye hem Mansur Yavaş'a zarar vermeye başladı. Ki bu konuda hemen de belirtelim. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde bir köşe yazısı var. İsmini hatırlayamadım, özür dilerim kendisinden. Ancak yazının başlığı şuydu. Saray Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemeye çalışıyor türünden bir yazıydı bu. Bu da özellikle Mansur Yavaş üzerinde ana akım medyada, yandaşı bıraktık, ana akım medyada bazı son dakika haberlerinin acaba bu yazıya, bu yazıda örnek gösterildiği gibi Mansur Yavaş'ın önünü kesmeye mi hizmet edip etmediği konusu Ankara'da konuşulanlar arasında. Cengiz Topel Yıldırım dedim. İşte Mansur Yavaş sıkıntısı büyüyünce, olmama ihtimal belirince Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım ismi devreye girdi. Cengiz Topel Yıldırım bir iş insanı. Ankara'da bilinen bir isim, Ankaralı. Babası köy enstitüsünden mezun bir isim ki bu özellikle CHP geleneği için çok önemli bir şeydir. Ve Ankara'daki tanınırlığını esas Ankara Gücü eski başkanı olmasına borçlu. Ankara Gücü bilindiği gibi Ankara'da özellikle varoşların gece kondunun sevdiği bir takımdır. Taraftar kitlesi ateşlidir ve çoğunlukla oralardan gelirler. İşte bunların desteğini Cengiz Topel Yıldırım alır ve geçmişte de aldığını gösteren ki girdiği seçimlerde, kongrelerde, Ankara Gücü'nde epey rahat seçimleri almış bir isim. Ve asıl da ilginç olanı Gökçek ailesiyle
Melih Gökçek'in diğer oğlu, biz Osman Gökçek'i çok biliriz ama Ahmet Gökçek zamanında Ankara Gücü Başkanlığı için soyunmuştu ve Cengiz Topel Yıldırım Ahmet Gökçek'in seçildiği seçimin sorunlu olduğunu mahkemeden tescil ettirip onun elinden kulüp başkanlığını almıştı. Bir noktada da geçmişte Melih Gökçek'i mahkemelerde de olsa yenen bir isim. Bu anlamda da ilginç bir isim Cengiz Topel Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak öne çıkıyor. Hatta ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu yazıldığı için söylüyorum. Bir gün önce Meral Akşener'le Cengiz Topel Yıldırım'ın görüştüğüne dair de bilgi var. Eğer öyleyse Mansur Yavaş eğer olmazsa, yarın kriz çözülmezse biz Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı iki partinin adayı olarak görebiliriz. Bir sonraki programda da kesinleşirse Cengiz Topel Yıldırım hakkında da çok şey söyleyebiliriz. Bu arada kendisinin 2016'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu da ekleyelim. Şimdi sıra geldi diğer başlığa. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu tamam mı? Bu soruya özellikle bu sabahki bir gelişme üzerine tamam diyebiliriz. Çünkü Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir saat öncesine kadar kimlerle birlikteydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki İstanbul'daki CHP ilçe başkanlarıyla toplantı halindeydi. Toplantı demeyelim, kahvaltılı bir toplantıydı ama Ekrem İmamoğlu niçin böyle bir toplantı yapsın? Ki ondan önce de yine İstanbul'da belediye başkanlarıyla, CHP'li belediye başkanlarıyla yine Beylikdüzü'nde, bunlar hep kendi evinde oluyor, bir araya gelmişti. Tabii bu aslında ikinci toplantı, yani belediye başkanları toplantısının İstanbul'da CHP'li belediyelerde geleneksel olduğuna dair de bir bilgi var. Evet, öyle de bir şey var aslında. Belediye başkanları bir araya gelip konuşuyorlar ama bu durumlarda Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı her şeye dikkat çekiyor. Dün de Çekmeköy Belediyesi'ne Beylikdüzü'nün icraatlarını anlattı. Çünkü şu çok net ki Beylikdüzü İstanbul'un batı ucunda bir ilçe. Doğu uçları tanımıyor. Özellikle birinci bölgede bahsedilen Anadolu yakası Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyor. İşte Çekmeköy bu noktada biraz kendisini anlatması için de bir platform olmuş durumda. Evet, Ekrem İmamoğlu ismi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok istediği bir isimdi. Büyük Bozkır Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kesinleşmek üzere diyebiliriz. Son dakika bir tersi bir gelişme olmazsa. Peki Ekrem İmamoğlu'nun avantajları ve dezavantajlarını masaya yatırırsak, şu çok net ki dezavantaj olarak tanınmaması gösteriliyor. Ve siyasi bir mesaj vermemesi şimdiye kadar, daha çok hizmet odaklı bir mesaj vermesi. Tabii İstanbul gibi göz önünde olan bir il için siyasi olmak, olmamak avantaj mıdır, dezavantaj mıdır tartışmalı bir unsur, ancak bu da dile getiriliyor. Peki avantajı ne? Bir kere genç, soyadı avantajı, özellikle muhafazakar kesimin hoşuna gider diye de bir şey var. İmamoğlu, Trabzonlu kendisi, ki Trabzon çoğunlukla her ne kadar Maçka tarafı sol olsa da özellikle muhafazakar politikacı üreten bir yer olarak bilinir. Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinde aslında merkez sağda politika yapmış olduğu da bahsediliyor. Yani bir karşımızda bir kökten CHP'li bir aileden gelen biri yok. Biraz merkez sağla temas etmiş bir politikacı var ama şu çok net ki Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki isimdi. Baştan beri onu istiyordu, ikna etmeye çalıştı. Biraz zor oldu ama ikna etti. Ekrem İmamoğlu da görünen o ki adaylığa yavaş yavaş ısınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin peki açıklanması ne zaman olacak? Hemen ondan bahsedeyim ben. Bu konuda açıkçası malum AK Parti de aslında İstanbul adayını açıklamış değil. Binali Yıldırım neredeyse kesin. Herkes onu yazıyor, kesin olduğunu söylüyor. Ancak bütçe görüşmeleri mecliste 22-24 Aralık gibi bitecek. İşte Binali Yıldırım'ın adaylığının ondan sonra açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise 20 Aralık civarı, yani Binali Yıldırım'dan daha önce adayını açıklayacak türünden bilgilere ulaştım. Bu adayda şu an göründüğü kadarıyla Ekrem İmamoğlu. Peki, Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aylardır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanıyor. Ancak şu çok net ki hiçbir CHP yöneticisi onun ismini İstanbul adayı olarak zikretmiyor. Ve Gürsel Tekin'in de bugün isyanına tanıklık ettik. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu Gürsel Tekin ve adalet istiyorum dedi. İstanbul sokaklarına çıkılsın, dolaşılsın, anketler yapılsın. İstanbul'un gönlünde kim var bu ortaya çıksın. Bu benim demeye getirdi Gürsel Tekin.
Bu serzenişler önemliydi. Hak, hukuk, adalet dedi. Genel başkanın ağzından düşmüyor. Kendisinin aday gösterilmemesini adaletsizlik olarak niteledi Gürsel Tekin. Ve şöyle bir şey söyledi ki, uysal koyun değilim. Eğer Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmezse belli ki parti içerisinde bir muhalefet bayrağı açar. Bu ne kadar etkili olur, etkili olmaz belli değil. Bu arada Gürsel Tekin cephesinden bir bilgi geldi bana. Aslında bir anket olduğu söyleniyor bunun, bilinirlik anketi. Ve burada mesela Muharrem İnce'nin %80 oranında İstanbul bilinirliğinin olduğunu, Gürsel Tekin'in %52, şu an adaylığı neredeyse kesin olan Ekrem İmamoğlu'nun ise ancak %4-5 İstanbul'da tanındığı söyleniyor. Dolayısıyla Gürsel Tekin cephesi de Ekrem İmamoğlu'nun iyi bir aday, İstanbul'u kazanmak için gereken donanıma sahip olmadığı yolunda yaklaşımları var. Tabii son karar parti meclisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle iki parti meclisinin, haftaya da bir tane var. Bir sonrakinde artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinin gündemi bu olacak. Belki gece yarına kadar süren bir parti meclisi olacak bu. Ve ardından da biz İstanbul Belediye Başkanı'nı duyacağız. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili aslında bir bilgi sorunu var. Ama Gazete Duvar, ki gerçekten iyi işler yapan bir internet sitesi, bugün Abbas Karakaya orada bir makale yazdı. Abbas Karakaya dün Ekrem İmamoğlu'nun Çekmeköy'deki Beylikdüzü belediyecilik faaliyetlerini anlattığı sunumu izlemiş. Soru almamış Ekrem İmamoğlu ama Abbas Karakaya şunu yazmış başlığına: sosyal demokrasi bezeli AKP belediyeciliği diye Ekrem İmamoğlu'nun sunumunu bu şekilde bize aktarmış. Dolayısıyla AKP belediyeciliğinden farklı bir şey vaat etmiyor Ekrem İmamoğlu demeye getiriyor. Yazıyı okumanızı salık veririm. Zira Ekrem İmamoğlu'na dair her türlü bilgiye muhtaç olacağız bundan sonra, eğer adaylığı kesinleşirse. Son başlığımıza geçiyoruz artık. Neden herkes Akdeniz illerini istiyor? Az önce de bahsettim. Adana, Mersin, hatta CHP ve İYİ Parti arasında Antalya tartışma konusu. Bu illeri istiyorlar. Peki bu illeri neden MHP Adana, İYİ Parti, Mersin, CHP bunlardan vazgeçmek istemiyor, AKP vazgeçmek istemiyor? Sebebi ne? Bu illerin bütçeleri mi çok fazla? Tamam, büyükşehir hepsi, bütçeleri fena değil ama bir İstanbul bütçesi değil. İştahı kabartan ne? Bu soruya şunu yanıt verebiliriz ki, bu illerde herkese ekmek var. Şunu demek istiyorum. Son seçim sonuçlarına 2009'dan bu yana baktığımızda hiçbir partinin mutlak hakimiyet kurmadığı, domine etmediği iller bunlar. Dolayısıyla her partinin adayının seçilme ihtimali var. Her partinin birinci çıkma ihtimali var. Hoş, İyi Parti ayrışmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi bu illerde ciddi olarak güç kaybetti. Dördüncü parti oldu ki birinci parti geldiği Adana'da. Dolayısıyla İyi Parti'nin bir yarıl bölmüşlüğü var ama bu illerde gerçekten seçmen kutuplaşmış diyemeyiz. Evet, şunu söyleyebiliriz. Adaya bakıp, partiye bakıp seçimden seçime karar değiştirebiliyor. Gerçekten demokrasinin de olması gerektiği gibi adaya bakıyor, seçim vaatlerine bakıyor. Yani kör gözüne parti aidiyeti kurup oy vermiyor. Kuşkusuz böyle oy verenler de vardır ama dolayısıyla her partiye ekmek çıktığını ne demek istiyorum? Adana'da 2009'da MHP birinci parti, Aytaş Durak Belediye Başkanı seçilmiş. 2011'de AKP birinci parti, 2014 yerel seçiminde yine MHP, ton AKP, 2018'de yine AKP. Ama CHP'de hep 1-2 puan arkalarına gelmiş bunların. Hep 1-2 puan arkalarına gelmiş. Dolayısıyla hatta ben hiç unutmam, 2009 yerel seçimlerinde çalıştığım televizyon kuruluşu için Adana seçimlerini izlerken, ki 3. günü sonunda sonuçlanmıştı. Gece yarısına doğru, seçim gecesi, 3 partinin önünde de davullar çalıyordu biz kazandık diye. Bunlar MHP, AKP ve CHP'ydi. Dolayısıyla yüzdelik farklarla zaten belli olmuştu seçimin sonucu AKP ve MHP arasında. Hatta mahkemelere taşındı. Gerçi o seçim Aytaç Durak'a pek uğur getirmedi. Zira bir sene sonra yine bir soruşturmadan dolayı görevden alındı ama dolayısıyla böyle bir hali var. Dolayısıyla her partinin iyi bir adayla, daha doğrusu başka bir partiyle ittifak yaptığı zaman alma şansının yüksek olduğu yerler. Hemen belirtelim, haksızlık etmeyelim. Halkların Demokratik Partisi de Türkiye ortalamasının üzerinde il alıyor Adana'da. 14'lere 15'lere ulaşan bir oy oranı var. Dolayısıyla ciddi bir Kürt seçmeni de var. Peki Mersin? Mersin'de de 2009'da CHP, 2014'te MHP, 2015'te yine CHP, 2018'de AKP birinci parti. Bakar mısınız? Türkiye'de kalelik kurumunun olmadığı illerden biri. Dolayısıyla burada diyor ki, ben adayımı göstereyim, sen bana biraz destek at, zaten seçilir. Dolayısıyla tüm partilerin pazarlık masasında bu iller var. Ve son olarak Antalya'dan bahsedeyim. 2009'da CHP,
2011'de AKP, 14, 15 ve 18'de yine AKP ama küçük farklarla arkadan CHP gelmiş. Dolayısıyla en ufak bir başka bir parti desteğiyle pekala birinci çıkılabilecek yerler. Bu arada yine bahsedelim. İyi Parti faktöründen dolayı MHP bu illerde Adana, Mersin ve Antalya'da neredeyse tam ortadan karpuz gibi ayrılmış durumda. Bu illerde MHP hiç güçlü değil artık parti kimliği olarak. Dolayısıyla AKP de zaten bunu öne sürüyor. Adana istiyorsunuz ama dördüncü partisiniz diyor. İYİ Parti'den daha geridesiniz diyor. Dolayısıyla bu parti, bu iller hem iki iktidar bloğundaki ittifaklarda hem de muhalefet bloğu ittifaklarında tartışma konusu. Hiç gözden kaçmasın, bu illerde bir de Halkların Demokratik Partisi faktörü söz konusu. Dolayısıyla Kürt seçmeni de memnun edecek bir aday arayışında olmalı ki bu konuya en yakın parti de AKP ve CHP diyebiliriz. Aslında bugün bu program öncesinde bir telefon görüşmesi yaptım. Çok ilginç bir bilgi öğrendim. Söyleyip söylememekte tereddütlüyüm ancak Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin belediye başkanı adayı olarak ilginç bir isim zikredildi bana. Bu teyitli bir bilgi değil ama zikredilen isim kıymetli olduğu için belki bir yerlerde duyulur, belki gerçekleşir, gazeteci olarak içinde kalmasını istiyorum. Evet, Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin adayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olabilir mi? Bu soruyu soruyorum ve programı bitiriyorum. Çünkü buna dair bu tartışılıyormuş. Meral Akşener Ankara'da belediye başkanı adayı olursa eğer, hiç merak etmesin kimse, bütün gözler oraya çevrilir. Belki de Meral Akşener istediği dikkat çekmeyi onun üzerinden kurarak MHP ile rekabetine son verebilir. Ankara'da kazanan, AKP yenerek kazanan bir genel başkan moduyla İYİ Parti bir ivme yakalayabilir. Bunun hesapları yapılıyor ve tekrar edeyim, Meral Akşener'in Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı söz konusu olabilir. Bu yaptığım bir görüşmede bana zikredilen bir cümle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.